Ben Güney Sentürk. Bir Futbol Menajer 2020 Galatasaray kariyerinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 16. bölümü çekiyoruz. Ortalama 2 haftadır maalesef bir Futbol Menajer ile alakalı bir video atamıyordum. Çünkü çok yoğun çalışma tempom var ve de canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlara hazırlanıyorum. Bu sırada maalesef Futbol Menajer'e zamanım kalmadı. Şimdi bir kendime bir boşluk buldum ve Futbol Menajer Galatasaray kariyerinin tam 16. bölümünü şu anda çekiyoruz ve yayınlıyoruz. Şimdi ligde oldukça çekişmeli bir tablo var gördüğünüz üzere. Biz 42 puanla ikinciyiz. Beşiktaş 43 puanla birinci ve hemen arkamızda 41 puanla Fenerbahçe geliyor. Trabzon'da 40 puanla ve Konyaspor'da 39 puanla. Şöyle 5'e baktığımız zaman birbirine çok yakın puan tablosunu, puanları görüyorsunuz. En sonunda Fenerbahçe ile oynamıştık ve 1-1 kalmıştık Şükrü Saraçoğlu stadında. Şu anda transferin son günü ve bizde yaklaşık 2 milyon euro bir bütçe var. Bu bütçeyi kullanabilir miyim bilmiyorum ama kullanacağımızı da söylemiştik. En son Dele Cruz'u aldık. Ancak şu anda hani takım bozmak istemiyorum ve transfer yapmama kararı aldım. Ve önümüzdeki maç Gençler Birliği ile oynayacağız. Transfer dönemi kapandı. Kadro kaydımızı yapalım. Evet, Mariano'yu maalesef dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Çünkü 14 yabancıyı aşıyordu. Ve Mariano dışarıda kaldı. Evet, Gençler Birliği maçına bu kadroyla çıkacağız. Kalede Mustera, Montiel, Luindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Sosa, Zarakko, De La Cruz, Mustafa Kapı ve Radamel Falcao ilk 11 ile çıkacağız. Şöyle bir 20 dakikada gol bulmaya çalışıyoruz ve her zaman bunu da aslında başarıyoruz. Sonrasında bir rehavete kapalıyor takımımız. Umarımız bu maçta aynı şekilde olmaz. Gençler Birliği de çok iyi bir takım. İyi geldiler. Bravo. Almada'nın da bir sakatlığı var. O yüzden oynatamadık onu. Lemina hadi oğlum. İyi. Bravo. Ve ilk golü bulduk. Yani bu aslına bakarsanız ilk 20 dakikalarda diyoruz gol buluruz diyoruz ama yani çok erken gol buluyoruz. Yani bu bizim takımımızın özelliği oldu. Yani ilk 10 dakikalarda golü buluyoruz ama sonrasında gol yiyoruz. Bunu bir türlü çözemedik. Evet, bravo, iyi pas yaptık. Çok iyi, çok iyi. Şimdi Saracchi bozdu ve kontra atak. Evet. Çok güzel yaptı. Evet, bravo. Çok pozisyonlu bir maç olacak. Şu an bunu resmen bize belli etti. Bravo. Evet, offside. Evet. Yokmuş. Lemina'nın son maçta biliyorsunuz inanılmaz 3 tane golü. Birbirinden güzel 3 golü vardı. Bu maçta da bekliyoruz. Evet, 5 tane şut atmışız şu ana kadar. Bravo. De La Cruz da şu an yeni transferimiz Falcao vurdu. Ah Falcao, ah. Mustafa Kapı'dan da biliyorsunuz oldukça fazla yararlanmaya çalışıyorum. Performansını da beğeniyorum açıkçası.
Evet, sol sahanın ortası. Korner. Evet. Hoca ne oldu da sarı kart gösterdin ki? Ben onu anlamadım ya. Evet. Lemina. Luyendama. Hadi oğlum. Şimdi Zarako iyi orta. Evet, Lemina bu topları, bu şutları seviyor. Vuruyor. Ben de kızmıyorum ona. Vursun ya. 3 tane gol attı geçen çünkü. Evet, şimdi iyi orta. Hadi oğlum. Ay, bravo ve Mustera. Çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Uzaklaştırın, bravo. Evet. Uzun top. Çok iyi. Göster marifetini. Ne oldu? Kırmızı kart hocam. Yani onlar da şut atmış. Biz de şut atmışız ama bizim daha çok kaleyi bulmuş. Onların bir tane buldu. Son dakikalarda çok tehlikeliydi. Yani performanstan şu an çok memnun değilim. Bu yüzden böyle diyorum. Ve devam ediyoruz. Şu anda bir değişiklik yapmayacağız. Bravo. Ve direktiften konsantre olun diyelim. Ay, yapma be. Kırmızıyı gördü ya. Bu çok kötü oldu ya. Yani alternatif de yok orada. Yani şu anda Şener Özbay ayaklıyor olacağım. Sola koyacağım. Yapacak bir şey yok. Evet. Biraz daha gel böyle. Evet. Savunmaya çekelim. Daha çok savunma yapsın. Bir Radamel Falcao'nun da bir şu an sarı kartı var. Aslında onu da çıkartsak. Çünkü Andone'yi alalım. Bizi çünkü çok yıpratır 9 kişi kalırsak. Evet. Evet. Aman 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 çocuklar. Yapmayın. Dakika 55-56. Ve biz 2 tane oyuncu hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Bir kırmızı karttan sonra. Ve şu an oyun üstünlüğü mecburen Gençler Birliği'ne geçecek. Pozitif futboldan çekeceğim şimdi tabii ki de. Evet, zaten aşırı savunma ağırlıklı çekmişiz. Ama biz burada temkinliği seçelim. Çok atak yiyeceğiz. Bu çok belli oldu. Çok iyi geliyorlar. Şöyle bir 70'e kadar. Evet çocuklar, bir tane atın, rahatlayalım. Hadi sos oğlum. Haydi oğlum. Ay. Evet, üstünlük geçmiş durumda onlara. Bir 70'i görmek istiyorum. Hadi çocuklar, yemeyelim. 70'i görelim. Göremedik. Maalesef göremedik. Yani böyle giderse bir tane daha yiyeceğiz hemen. Şöyle durdurayım ben. Lemina ve Sosa'nın yerine de Seri'yi alalım. Seri burada çünkü iyi oynayacaktır. Lemina'yı da savaşçı defansif diyelim, destek diyelim, burada bir oyun kursun.
İleri çıkın diyelim artık. Bir tane bile ileri çıkalım. Bravo. Yani 10 kişi kaldıktan sonra çok zorlandık. Umarım en azından böyle bitirebilirsek bizim için avantaj olacak. Çünkü iki ayaklı bir maç. Evet ama ileride kimse yok tabii ki de. Şimdi iyi ortağa dönmüş şeyler. Hadi. Vur Lemina. Lan vursanıza. Vur. Ve gol be. İşte bu. Dele Cruz ilk çıktığı maçta gol attı. Çok güzel. Takım talimatlarına bakacağım. Kaleyi gördüğünde vur yapalım. Çizgi yemeden orta ve göbekten oynamaya çalışalım. Kanatları kullanmayalım artık. Temkinliden aşırı savunmaya ve yürekli oynayın demeye teşvik edelim. Sen vurma Luyendama. Evet. Marco sen de vurma. Hadi seri, hadi seri. Bravo. Olmadı. Yemeyelim be. Yemeyelim be. Evet. Dele Cruz. İyi oyuncu arkadaşlar. Bunu tercih edebilirsiniz. Bakın çok iyi kaçıyor aralara ve iyi de oynuyor. Onyekuru var tabii orada bize sakat. Sakat şu anda. Dele Cruz da fena oyuncu değil. Takımınızda. Hocam penaltı. Verdi penaltı. Verdi İtalyan. Evet 3-1. Çok güzel. Yemeyiz artık herhalde. Evet. Uzaklaştır. Bitecek zaten. Bitecek zaten. Evet. Evet. Güzel bir maçtı. Kırmızı karttan sonra biz zorluk çektik açıkçası. Ama o sırada Dele Cruz'da gol bulduğumuz golde gerçekten iyi bir gol bulduk ama tek geldiğimiz pozisyonda kırmızı karttan sonra neredeyse ve o golü de değerlendirdik ki o aralarda o kırmızı karttan sonra 51. dakikadan sonra kesinlikle Gençler Birliği çok daha iyi oynadı bize göre. Ama biz de maçın hakkını verdik ve maçı aldık. Şimdi devam. Galatasaray cesur oynayan Gençler Birliği'ni mağlup etti diyor. Ve Dele Cruz Galatasaray'daki ilk maçında golle tanıştı. Evet güzel. Levent Şahin Şener hakkında bir rapor hazırlamış bize. Geçelim. Saratçı bir maç ceza aldı. Cezalandırılacak. Devam edelim. Şimdi asistanı gönderelim. Biliyorsunuz ki aralarda çok önemli bir şey olmadığı sürece yani buraları göstermiyorum. Direkt maça geçiyoruz. Belki ilk kez izleyenler oluyordur bizi. Hani bu konu hakkında da bilgilendirelim. Çünkü buralarda çok fazla zaman kaybı oluyor. Bu zaman kaybı da maçlarda harcamaktan daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet, Trabzonspor Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve şu anda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Evet, Beşiktaş Alanyaspor'u 4-1 ile geçti. Fenerbahçe ise 1-0 yenildi. Bizim Kasımpaşa ile bir maçımız var ve bu Kasımpaşa maçını mutlaka almamız gerekiyor. Fenerbahçe ile de puanı açmamız için. Ve Beşiktaş'ın da hemen ensesinde olmamız için mutlaka bu maçı almamız gerekiyor. Evet bu sefer ilk 11'imiz bu şekilde olacak. Mustera, Montiel, Luyendama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Zarakko, Sosa, Dele Cruz, Radamel, Falcao. Çift sarı karttan atıldığı için bu maçta oynayabiliyor. Önümüzdeki hafta Saracchi Gençler Birliği maçında oynayamayacak. Bunu da söyleyelim. Ve biz de şöyle bakalım. Almada'nın sakatlığı var görüyorsunuz.
ve de Onyekuru'nun sakatlığı var. Onyekuru 5 günde gelecek. 3 gün içerisinde de Almada gelecek. Bunlar da takımın biliyorsunuz önemli oyuncuları. Bu maçı mutlaka almamız gerekiyor ve alacağımıza da inanıyorum. Gönülden inanıyorum ve yine ilk 20 dakikada gol buluyoruz diyorum inşallah. Saracchi orta yapamıyor. İyi orta yani çok beğenmedim yani açıkçası oyunda. Gidiyor bazen öyle güzel ataklar gerçekleştiriyoruz ki o atakların içine edebiliyor açıkçası. Ve 24 dakika oldu. Önemli bir atak olmadı şu ana kadar. Sosa evet. Sosa taşıdı. Bravo. Evet Falco at bunu. At be kardeşim be. Yuh be. Tekrar ileri çıkın dedim. Bu maç çok kısır geçiyor şu ana kadar. Lemine vur. Lan vursanıza. Kaleyi gördüğünde vur yapalım. Bravo. Şimdi iyi orta. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İyi orta. Evet Montiel. Ya nasıl düştüm be? Tüh. Evet iyi geldiler. Hatta diye aman 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 vurdurma. Bravo. Yani Almada'nın olmayışı da bizi çok etkiliyor. Sosa ikileri iyi götürdü ama burada mesela Aytaç Kara'yı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, kısır bir pozisyon bir maç geçirdik. 5 tane şut atmışız, 3'ü kaleye bulmuş. %59 oynama, toplu oynama bizde ama istediğimiz sonuça henüz varamadık. Agresif diyoruz. Gösterdiğiniz performans beni hiç mutlu edemedi. Hücuma şöyle bir hırslı. Evet, diyelim ve maça tekrar başlayalım. Şu anda 60'a kadar bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Ve takım talimatlarından da kaleyi vurmasını seçmiştik daha önce ve kenarları kullanacağız ve daha yaratıcı oynayacağız. İkinci yarıya bu şekilde başlamış olalım. Bu arada Montiel'in de performansından memnunum. Onu da takımınızda deneyebilirsiniz. Ama Saracchi konusunda henüz emin değilim. Bütçemiz olmadığı için de zaten istediğimiz transferleri bir türlü yapamıyoruz biliyorsunuz. Oyuncu satmamız gerekiyor. Daha fazla hücum düşüneceklermiş. Güzel. Gelsinler üzerimize. Evet Zarakko bir yorgun gördüm. Hemen Zarakko ve Montiel. Evet Montiel gitti. Hemen Montiel'in yerine işte bek olarak çok fazla alternatifimiz yok ama Şener'i kullanabiliriz burada. Ve Zarakko da yorulmuş durumda. Zarakko'nun yerine de bakıyorum. Şöyle yapacağım. Mustafa Kapı'yı buraya alacağım. Sonra Mustafa Kapı'yı buraya alacağım. Ve Sosa'yı burada kullanacağım. Ve burada hücum diyeceğiz. Burada da ofansifte hücumda kalsın. Ve devam edelim. Ya bu maçı almamız lazım. Öyle ya da böyle bu maçı almamız lazım. Saldırın çocuklar. Evet. Bravo Şener.
Hocam kırmızı kart. Yani Sosa artık buradan golü at veya attır. Evet. Marcao'yla golü bulduk. Dakika 69. Bravo. İyi bir orta. Marcao'nun kafası ve dakika 69'da golü bulduk. Aman aman aman. Şimdi yavaş yavaş taktiğimize değiştireceğiz. Bravo Mustafa. Mustafa'nın da biliyorsunuz uzaktan şutları var bizim kariyerimizde ve golü de var. İyi bir gol atmıştı. Evet, korner. Yapma. Şöyle bir taktiğimize bakalım. Hayır, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Evet, böyle. Mustafa'yı da ofansif oyun kurucu yapacağız ama seriyi de buraya alacağız. Arkadan biraz bize destek versin. Ve Florin Andone'yi Radamel Falcao ile değiştireceğiz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Pozitif futboldan da temkinliğe çekelim. Bu değil. Takımda ise evet, kaleyi gördün. Rakip bunu da seçmiyoruz. Çizgiye inmeden ve göbekten oynamayı tercih edeceğim şimdi ve daha disiplinli oynayacağız. Biraz zaman geçirmeyi de sık aralıklarla yapacağız ve umarım bu maçı 1-0 da olsa alacağız. Evet, Şener. Ay, Lemina yine yapacaktı bir şeyler. Bravo diyelim çocuklara. Evet, Sosa. İyi orta. Evet hocam, bitti. Hocam bitti yani, bitti. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca hoca hoca. Evet. 1-0 aldık. 1-0 olsun, bizim olsun. Ve toplu oynamada gördüğünüz gibi üçlük bizde ve iyi de şut atmışız. 14 şutun 5'i kaleye bulmuş. Bir duran topla işi bitirdik. Fena oynamadık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Devam. Son puan durumumuz bu şekilde. Galatasaray şu anda gördüğünüz üzere 45 puanla ikinci. Önümüzde ise hemen Beşiktaş'ı görebiliyoruz 46 puanla ve Fenerbahçe bu hafta mağlup oldu ve 4 puan gerimize gitti gördüğünüz üzere. Hemen arkamızda 43 puanla ise Trabzonspor var. Galatasaray Ali Samyan Spor Kompleksi stadyumunda galibiyeti korumasını bildi demişler. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Montiel sakatlandı. Umarım çok uzun süre sürmez sakatlığı. Hemen bakalım. 1-2 gün. Ama biz onu Gençler Birliği maçında oynatmayacağız. Evet, devam edelim. Bunu göstermek istiyorum. Galatasaray yenilmeme serisini 21 maça çıkardı. Çok iyi gidiyoruz. Bileğimizi kimse bükemiyor. Bakın, çok önemli. 21 maçtır yenilmiyoruz. Evet, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Trabzonspor gördüğünüz üzere turu geçti. Rakibimiz olabilirler. Evet, ilk 11'imizi şu şekilde size açıklayayım. Gençler Birliği karşısına çıkıyoruz. İlk maçı 3-1 kazanmıştık ve kendi evimizde oynayacağız. Kaleyi de bu sefer Okan'ı tercih ediyorum. Montiel. Onu tercih etmek zorunda kaldık. Luindama, Marcao, Ömer, Seri, Mustafa Kapı, Yunus, Almada sakatlıktan çıktı. O yüzden hemen şunu tam verimini alalım.
Sakatlıktan yeni çıktı ve kondisyona ihtiyacı var. O yüzden hemen onu oynatıyorum. İlk 11'de Dele Cruz yeni katıldı takımımıza. Onun da uyum aşamasını çabuk atlatması için her maçta oynatıyoruz ki zaten henüz Onyekuru iyileşmedi. O sebepten dolayı Dele Cruz oynuyor ve Falcao yerine bu sefer de Florin Andone'yi tercih ediyoruz. Şöyle bir şey de söz konusu. Zaten Florin Andone bizim için daha faydalı. Sağ tarafta da Yunus Akgün. Onu söylemeyi unuttuk. Zarakko'yu bu maçta oynatmıyoruz. Evet, yine ileri çıkınla başladık. Almada'nın dönmesi sevindirici çünkü oyun yapımıza çok uygun bir futbolcu ve final paslarını çok iyi yapıyor. O yüzden Almada'nın geri dönüşü bizim için çok iyi oldu. Evet, Okan'dan bir hata geldi. Aman çocuklar dikkat edin. Dikkat edin. Almada'nın şu anda fiziksel kondisyonu çok iyi değil. Şu an işte 60 dakika bizi götürsün. Oradan zaten değişiklik yapacağız. Hamlelere sahibiz. Yapacak hamlelere sahibiz. Yedek kulübesi açısından. Çünkü önümüzdeki maç bizim için önemli. Evet, bu maç önemli ama Süper Lig daha çok önemli. Evet, aman. Bravo. Kötü başladık. Yine bizi Gençler Birliği eziyor. Yani oyun anlamında. İlk maçta da böyleydi. Ama biz o maçı lehimize çevirmeyi başarabildik. Evet. Dele Cruz'la geldik. Offside yok. Şimdi iyi vuruş gelmedi. Yunus Akgün'den gücü yetmedi. Aman. Aman bravo Okan. Bravo, bravo. Evet, seri ve gol. Luyen Dama. Dakika 26, golü bulduk. Bravo çocuklar. Geçelim. Evet ve golü 30. dakikada yedik. Lan bari biraz dayansaydınız be. Bizden daha çok şut atmış. Bizden daha çok istiyor Gençler Birliği. Evet, iyi geldiler yine. Aman 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 ya. Gençler Birliği taş gibi takım ya. Şuraya bak ya. Yani bir de yedek ağırlıklı çıktık. Yedek tamamen değil tabii, ağırlıklı diyorum. ...13 tane şut atmışlar ya, şaka gibi yani. Ve toplu oynamada da ezici üstünlüğe sahipler şu anda. Dele Cruz bu maçta iyi oynamıyormuş. Evet. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Evet. Bravo. Şu ama ya. Ama Almada vur ama ya. Ne güzel geldik ya. Çok iyi geldiler. Aman 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 aman, iyi oldu. Biz hiçbir şey iyi yapamadık. Onlar her şeyi yaptı. O zaman agresif performansınızdan memnun değilim. Okan Koçuk stresli gözüktü. E tabii ki de gözükeceksin. Bir maç veriyoruz sana, onda da iyi oynayacaksın yani.
Evet. Evet, çık şimdi, çık. Hemen bravo. Evet, Andone. Yavrum benim be. Vurun lan şu topa. Ah. Şöyle 60'ı görüp Almanya'yı çıkartmak istiyorum. Evet. Bravo. Ah. İkiyi yemememiz lazım. Dalmazayı çıkartırken değişiklikler yapacağız tabii ki de. Offside ulan, offside. Evet, hemen 60'ı gördük yani, tam dakik olmak gerek. Şimdi Sosa ile Almada'yı yer değiştireceğiz ve seriyi arkasına atacağız. Sosa ile bu şekilde olacağız ve defansif oyun kurucu yapacağız. Buradan da defansif oyun kurucu da böyle yapalım. İki tane defansif oyuncu kurucumuz olsun ve devam edelim. Andorra ölmüş ya. Bravo. Evet. Yuh be kardeşim be. Boyistli futboldan temkinli alıyorum. Takım talimatlarını hemen açtım. Çizgiye inmeden ortaya. Kaleyi gördüğünde vur. Kısa pasta çıkma. Dur. Uzun pas. Göbekleri oynayalım. Sağdan içeri girsinler ve daha disiplin oynasınlar. Birazcık da zaman. Sık sık zaman geçirelim artık. Yapacak bir şey yok. 70'te ben Zarakko'yu alacağım. Evet. Zamanlar geçmiş. Aktığı için değiştirmedik. Bir Zarakko'yu alalım. Destek versin buraya. Sonrasında Ahmet Çalık'ı da Mustafa Kapı'nın yerine alıp şöyle 5 diyelim. Şöyle yapalım. Biz bu maçı bu şekilde bitirelim ya. Şöyle galibiyet stresine girmeyelim. Sonuçta bir Türkiye Kupası oynuyoruz ve bu Türkiye Kupası'nda zaten ilk maçı 3-1 kazandık. Bu maçta beraber bitse bizim için çok büyük sıkıntı değil yani. Evet. Ama Andone 2'dir. Kaçırıyorsun yani. Şunu itiraf etmeliyim. İki maçta da Gençler Birliği oyun anlamında bizden daha iyi oynadı ve bizi biraz susturdu oyun anlamında. Ama istediğimizi alan taraf biz olduk. Ve Dele Cruz'la da mükemmel bir gol geldi ve durumu 2-1 yaptık. Yani bu maçı da galibiyetle tamamlayacağız. Dele Cruz'u almak istiyorsanız bence takımınızı alın. Çok yüksek bir maliyeti yok ve genç bir futbolcu. Öyle tabii ki de 18 yaşlarında değil. Ama Almada
18 yaşında, 19 yaşında bir oyuncu. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama Dele Cruz'un performansı, şu 3 maçlık performansı benim için gayet iyiydi. Almayı düşünebilirsiniz kendi takımınıza. Evet, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını kazandı diyor burada. Hemen diğer detaylara bakalım. Basın toplantımız var. Onu hemen bu sefer asistanımızı gönderelim. Şöyle. Evet, bir yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2 haftadır Futbol Menajer serisi gelmiyordu. Tekrardan sizlerle buluşturmayı çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayalım. En önemlisi abone olmak ve eğer ki beğeniyorsanız beğenin. Dislike da atabilirsiniz. Dislike atan kişilerden şu ricada bulunuyorum. Neden dislike attınız? Neden beğenmediniz? Yorumlar yazarsanız dikkatle okuyup kendimi de geliştirmeye çalışıyorum açıkçası. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.